Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugünkü videoda ciklet akvaryumunu nasıl kurduğumu, nasıl devam ettiğimi ve gelişmelerini söyleyeceğim. Genel olarak bunlardan bahsedeceğim ama bunun öncesinde karides tankı ile ilgili bir gelişme şu anda yok. Normalde onun videosunu çekecektim ama şu anda onunla alakalı herhangi bir gelişme yok. Bu yüzden de ciklet akvaryumumu çekmek istedim. Nasıl kurduğumu, nasıl şey yaptığımı göstermek istedim. Gece vaktindeyiz. Birazcık sessiz konuşuyorum. Kusura bakmayın. Görüntü çok iyi çıkmayabilir. Ama yine de idare edeceğiz bakalım. Karides akvaryumda sadece bir tane dişimiz yumurta toplamıştı. İki tane dişi yumurta topladı. Sadece gelişme olarak o var. Hala bekliyoruz. Şimdi ciklet akvaryumuna gelirsek. Zaten eski videolarında koyarım arkadaşlar. Bu akvaryumun kuralı yeni oldu baya. Cikletleri de sağ olsun bir akrabamız hediye etti. Bazıları bende vardı. Daha doğrusu hangileri bende var? Ufak olanların hepsi bende vardı arkadaşlar. Mesela şuradaki ufak. Buradaki yani ufak gördüğünüz diğerlerinizden hepsi vardı bende. Eski bir akvaryumda kalıyorlar. Daha doğrusu 50 santimlik bir akvaryumda. Şimdi diyeceksiniz ki 50 santimlik akvaryumda. Arkadaşlar burada maalesef geceden dolayı bir ses duydum ve ona böyle bir odaklandım, konuşamadım. Bu arada bazı balıkların hareketli olmasının sebebi gece bir anda ışığı açıp onları çekmemdi. Bunlar hani balıklar normalde çok hareketli, gece olduğu için videoyu gece zamanı çekmek zorunda kaldığım için bir tık hareketsiz gözükebilir. Kusura bakmayın, iyi seyirler. Evet. Ufak bir alan olduğu için bakıyordum tabi ama tabi yetmedi belli bir süre sonra ve yeni bir akvaryuma geçtim çünkü onlar zaten aldıklarımda çok ufaklardı, yetmiyorlardı ve daha büyük bir akvaryuma geçtim. Bu şekilde bu akvaryumun eski hallerini koyarım. İlk önce kurulum olarak ben bunu ilk başta kumsuz kurmuştum. Maalesef bayağı yorucu oldu kumsuz kurmak çünkü sonradan kum eklemek pet şişe yöntemiyle genelde ekliyoruz ama çok yorucu oluyor gerçekten. Ondan dolayı yoruldum. Filtreleme ama güzel bir filtreleme lazım. Ciklet balıklarının hakkında genel bir konuşacak olursak, cikletler cikletlerle yaşıyor arkadaşlar. Başka bir türle yaşamaz. Ama cikletlerin de zaten cilada bayağı bir türleri var. Sarı prenses olsun Türkçe isimleri. Şurada bir tane kabadayı mı diyelim artık şeyimiz var. Diğer çok türü var. Hepsini beraber karma bir akvaryum yapabilirsiniz. Sapsarı da yapabilirsiniz masmavi de ama ben karmayı tercih ettim. Bu akvaryumda filtreleme olarak filtrelemeyi desek bir tane hava taşımız var. Kenarda gördüğünüz gibi hava veriyor. Pipo filtremiz var. Pipo filtre zaten büyük boy bir pipo filtre. En uygun o oldu. Çünkü pipo filtreler gerçekten berraklıkla, su çok berrak. Onu kesinlikle garanti ediyor. Burada bir tane de şelale değil de askı iç filtrelerden diyeyim. İç filtremiz var şelaleli. Bu da yaklaşık 100-120 litre arasını çevirebiliyor. Zaten pipo filtremizle beraber fazlasıyla yeterli. Hava zaten pipo filtreden yeter ama ben bir tane de şu arkaya hava taşı koymuştum. Onlarla gayet yeterli. Saklama alanları cikletler çok sever. Şöyle şeyler koydum. Testi mi denir artık buna? Onlar testilerden koydum. Yatay koydum. Şunu sıtıramadığım için dik buna takılmayın. Bir tane de böyle bir gemi süsü vardı ama şöyle bakın şu an girdi mesela. Yakın çekeyim. Böyle girip çıkmayı seviyorlar. Ondan dolayı da onu da koydum. Normalde koymayacaktım eski şey gözüküyor diye. Ama onu da koydum. Güzel oldu saklanma alanı. Ve artık yani cama şöyle yaptığım anda gelip hemen bir bakıyorlar. Ne oluyor diye. O da ayrı bir güzel. Tür olarak hepsinden var dediğim gibi. Cikletlerde önemli olan zaten boyut. Şöyle 1 metrelik bir akvaryum. Fazlasıyla büyük. Zaten su seviyesini yani altındaki zemin taşıyıp taşınmayacağından emin değilim. Ama yani şuraya kadar bir yükselteceğim. Su takviyesi yapacağım. Şimdilik böyle bir otursun diye. Kuralı çok olmadı dediğim gibi. Ondan dolayı şu anda bu şekilde. Tür olarak cikletler birbirleriyle iyi anlaşıyorlar. Daha doğrusu geniş bir akvaryum olduğu için. Yani şöyle yanlamasına daha geniş olduğu için birbirleriyle iyi anlaşıyorlar ama dar bir akvaryumda kavgalar çıkacaktır tabi. Cikletler için en iyi küçükse yani benim mesela şu beyaz eskiden, şu sarı eskiden belli oluyor. Şu da eskiden yani ufak vatozum da eskiden. Ufaklar eskiden 50 santimlik yetiyordu ama tabi büyüdü ve yetmemeye başladı. Vatozuma da keza aynı öyle. Ve büyük bir akvaryuma geçtim. Hepsi zaten çift olarak geldi balıkların sağ olsun. Çok sevdiğim bir abim akrabamız gönderdi. Hepsi çift. Beyazlar da çift. Mavi yunuslar da çift.
prenseslerde çift olarak gönderdi hep. Genel olarak güzel bir akvaryum oldu. Filtrelemesi de iyi. Işık olarak da zaten beyaz ışık kullanıyorum. Cikletler için iyi. Cikletler dediğim gibi cikletle yaşar. Bir de şöyle vatoz olabilir. Vatozlarda tek bir soru sormak istiyorum sizlere. Bilen varsa yazarsa çok sevinirim. Şöyle bir şey çöpçüm de var. Bunun ismini unuttum ya. Biliyorsunuz dur da kesin. Ben unuttum şimdi gece vakti. Sadece tül vatoz ile yaşıyorum. L144 olması lazımdı. Tül vatoz ile ciklet yaşar mı? Onu merak ediyorum. Çünkü orada bir akvaryumum daha var tanıtmadım. Ve oradaki birazcık dar geldi herhalde. Dar da gelmedi de onları buraya alsam daha geniş alanı daha mı rahat ederler bilemedim. Onu bir tek sormak istiyorum. Nasıl olur diye. Ona bir cevap verirseniz çok sevinirim. Çünkü bilemiyorum. Nasıl olur? Acaba cikletler saldırır mı? Şu ana kadar vatoz mu? Çok iyiler. Herhangi bir zaten saldırma şey değil. Gayet iyi anlaşıyorlar. Herhangi bir şeylik sorun değil yani. Gayet okeyler. Vatoz da mutlu zaten. Eski akvaryum da çok durgun ama burada zaten bakın başladı bile. Şöyle yakın çekeyim şey yapayım. Zaten görüntüleri koyarım. Genel olarak böyle güzel bir akvaryum oldu bence. Geniş oldu, ferah oldu. Eskiden çünkü dardı ve cikletler. Özellikle ciklet bakmak istiyorsanız başka bir türle yaşamadı önemli. Bunu bilerek almalısınız. Yani başka bir türle yaşamıyor. Bunlar sadece cikletle beraber yaşıyor. Bu yüzden de Lepistes falan hani Japondur. O tarz şeyler kesinlikle yok. Daha büyük frontoza mı denir artık? O tarz balıklarla olabilir. Lakin cikletler genelde ciklet grupluğuyla yaşıyorlar. Onun dışında söyleyeceğim pek fazla bir şey yok. Ama havalandırması da iyi olmalı. Yani genel olarak büyük balıkların, çünkü mesela buradaki filtre suya bir şey kazandırıyor. Dalgalandırma kazandırıyor. Çok ince de olsa fark ediyorsunuzdur. Şöyle yapayım. Zaten bu filtreden çıkan havalar fazla yeterli ama ben bir de hava bol olsun diye oksijeni böyle hava taşı koymuştum. Ondan da güzel hava çıkıyor. Gayet yeterli. Nasıl besliyorum dersek Tropicalin. Şöyle hani direkt şey değil de akşam Malawi Flex adı altında şeyimiz var. Onun dışında bir dakika hemen hatta şunu açayım. Tropicalin Flakes var dediğim gibi. Pardon şöyle. Upulbiyem beslemeyi bununla yapıyorum. Gayet de güzel. Bu gayet seviyor tüketiyorlar. İki tane su düzenleyicim var zaten burada. Bir de şöyle ben eskiden karma ciklet yemlerinin yaptığım bir şey var. Zaten bunu görüncesi direkt çıldırıyorlar. Genel olarak bunlarla besliyorum. Günde iki defa yiyecekleri kadar atıyorum cikletlerimize. Onun dışında başka demek istediğim bir şey yok. Ciklet çok keyifli. Yani çok sağlam çünkü ısıtıcı yok bu suda. Ve bizim evimizin alt katında yaşıyorlar. Yani üst kat daha sıcak diyeyim. Oda sıcaklığının bir tık altında burası. Ve sıcaklığı hiç sorun değil. Hastalanmıyorlar. Şu anda yani çok şükür hiçbir parazit falan yok. Su değeri ne olursa olsun ne olursa olsundan kastım yani uygun bir su değeri ise hiç sorun çıkarmıyor ciklet. Hasta da olmuyor. Yani cikletlerin o şeyi çok güzel. Hiç nasıl diyeyim size nazlı bir tür değil. Yani şu değeri şu olsun işte pH değeri şu aralıkta olacak falan değil. Ama bu normal standart bir balığın yaşama şeyi. Cikleti o yüzden seviyorum. Gayet de güzel balıklar. Seyretmesi de oldukça keyifli. Genel olarak bunları söylemek istedim. Bir sonraki videoda da inşallah karideslerimiz büyük ihtimalle artık yavru almış oluruz. Yani umarım şimdi bir terslik olmazsa onlardan yavru almış oluruz. Onu yaparım. Ya da başka bir tür balık artık sürpriz diyeyim. Onun akvaryumu var. Onu tanıtırım. İnşallah beğenmişsiniz umarım videoyu. Yorumlar dediğim gibi L144 vatoz çikletiyle yaşar mı? Cevaplarsanız sevinirim. Forumlarda bulamadım. Ondan size danışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz çok önemli. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Videoyu izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim.